Ay balam ben evlenmirem. Benim için sen büyük direm. Bana dön derler dönmirem. Yahşi gelin evlenmirem. Yok ay balam ben evlenmirem. Yahşi cazibe subayım. Ay balam İstanbul'a gelirem ben. Vay babam kağıt üstü imza faydalan. Oğlunu everesin bana hadi kaynana. Neçe gündür ki gündelliğime hiçbir şey yazmıram. Kemal oyanmadan iki satır yazın benimle. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Aziz gündelliğim. Bilirim ki neçe gündü sene yazmıram. Yenki cazibe meni yadından çıkartıptı deyirsen. Bilmemi istiyerem ki seni yadımdan çıkartıp elememişem. Sadece üstümde baharın yorgunluğu var. Ne yakşı. Ama bu il baharı hele de görmemişik. Cazibe bu kravat ay! Ay! Çıplak mısın kız? Çıplak mısın? Vallahi bir şey görmedim. Yani görülmeye değer bir şey olmadığından değil. Yani baktım ama görmedim yani görmedim. Yok çıplak zat değilim Kemal. Ne yaygara yapıyorsun o zaman adamı böyle saçma sapan fantezilere gönderiyorsun ya çıplak değilsen? Ne elbette bağırıyorsun? Elbette ki yaygara eliyerem Kemal. Otağın kapısını dövmeden niye içeri girirsen? Ne bileyim kızım ben Allah Allah uyanmıştır giyinmiştir falan diye düşündüm ben yani ya. Sakın. Ya dün akşam duş alıp yattım ıslak ıslak. Kaloriferler de bozulmuş. Ev buz gibi. Boynum, sırtım her taraf tutulmuş. Ana. Ana. Dur lan dur lan itme. Polisi baba bizim de dedi. Polisi baba bizim de dedi. Ne o kız? Yoksa kırmızı noktalı kitaplar mı okuyorsun ben yokken ha? Gizli gizli sen var ya. Şöyle mi nasıl? Bak. Evin hanımı havuz temizleyicisinin o adeleli vücudunu görünce alttan bir sıcaklık hissetti. Aman tanrım bu yaşta menopoza mı girdim falan? Kemal boş boş danışma. Hele şeyle okumuram ben. Okumuyorsan ne o peki? Kız seni Allah kahretmesin. Günlük mü tutuyorsun sen? Günlük? Oyladı ki yeni memeç. Çok gülmeli sen Kemal. Günlük nedir ki? Günlük nedir ki? Günlük mü tutuyorsun? Söyle bakayım. Tuturamsa tuturam Kemal. Sende ne var? Ya da bir şey yok mu? Yasak yok. Tamam tutuyorsan tut canım. Allah Allah ne bağırıyorsun ya? Sen de bir delisin ha. Versene şunu biraz okuyayım. Seni daha yakından tanırım ha. He oldu. Al. Ver. Sana vereceksem size bunun adı niye? Günlük. Ha? Hiç fikirleştin. Aman. Okutma canım. Ben zaten tahmin edebiliyorum içine neler yazdığını. Öyle mi? Ha öyle. Bak mesela şöyle. Sevgili günlük. Salam. Ben Cazibe. Sevgili günlük.
Öyle bir ev almışım ki kendime. Hem yaraşaklı, hem zeki, hem çevik, hem atletik. Çok da tatlı bir beydir ya. Değil mi? He, onun gibi bir şey ya. Kemal, ben sana derim ki ben günlük tutara. Yani böyle masal kitabı yazmıra. Aman aman yaz, ne yazarsan yaz. Sanki ben de çok meraklıydım okumaya. Kapı çalıyor. He, Eşidiren. Eşidiren de açmayacak mısın? Sen niye açmırsan? Allah Allah, yüzümü yıkayacağım. Yaşı, ben açarım. Bırak günlüğünü de şöyle kenara, ağırlık yapmasın sana. He, ben de yedim. O zaman yemeyeceğim, bir şey söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben o günlüğün içinde ne yazıyor hiç merak etmiyorum. Yaşı o vakti. Ben kapıyı açarım. İçinde ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hayırdır Kemal? Böyle yüzünü yumaktan vazgeçmişsin. Ha, vazgeçtim. Yıkamıyorum. Al bunu da günlüğüne yaz. Hatta günlüğüne şey yaz. Öğretmen Kemal'i sınıf başkanı seçti. Yaz hadi yaz. Hepsini yaz. Tebrik eliyerim Kemal. Çok yaxşı zarafat yaptın. İtiraf et. Kulaklarımı duydum. Şimdi duydum. İtiraf et. Zarafet kim Kemal? Zarafet kim? Zarafet de yapmışsın. Ne zarafeti ya? Ya soruma soruyla karşılık verme Kemal. Biraz önce sana dedi ki Cazibe, zarafetle yattın çok güzel dedi. Bu ne anlama geliyor? Sizin sağır olduğunuz anlamını. Hayır canım. Sizin evliliğinizin çakma olduğu anlamına geliyor. Bak sana diyor ki çok güzel, tebrik ederim, zarafetle yattın diyor. Normal karşılıyor bunu. Ya ben zarafetle yatsam var ya, fakri beni ezer ya üstüme oturup. Ejder Bey, milyonların sorduğu soruyu ben bir kez daha sormak istiyorum. Siz manyak mısınız? Burada soruları ben sorarım Kemal. Ben manyak mıyım? Evet. Olsun. Bu yine de senin zarafetle yattığın gerçeğini değiştirmez. Allah'ım müsaitsen sana geliyorum. Hadi Kemal sakit ol da dayan görüm. Ejder Bey, zarafat demek bizim dilimizde nece değilsiniz? Şaka! Yeni ben zarafatla yattın demedim. Zarafat yaptın dedim. Şaka yaptın, şaka! Tamam ya, ne bağırıyorsun? Fazla şey yapma. Şaka yapmışsın, anladık. Allah Allah. Kemal'cim sen de şu kulaklarını biraz kontrol ettir. Doktora mı gideceksin, ne yapacaksın? Bak yanlış anlıyorsun kızı. Şaka yapmış kız ya. Boşu boşuna sorun çıkartıyorsun burada. Tabii tabii, ettiririm. Merak etmeyin de siz bizi niye rahatsız etmiştiniz? Hani kapının önünde bekleyeyim de bir şeyi yanlış anlarım da sabahlarını zehir ederim diye mi düşündünüz ha? Çok komik, bak güldüm. Gırıkladın, güldüm yani. Yok ya, ben apartmanın yöneticisiyim ya. Geliyorum böyle dairelere. Uydu anten taktıracağız. Onun için para toparlamaya çalışıyorum. Hadi para ver. Para mı? Ya evet. Geçen ay verdik ki uydu anten taktırdınız. Ona ne oldu? Ona şey oldu. Geçen ay taktırdığımız uydu anten uymadı. Yani uydu uymadı. Şaka, uydu uymadı. Ejder Bey, sizin kelime şakalarınız yüzünden ben her ay tonla para ödeyemem. Kusura bakmayın. Öyle mi Kemal? Öyle mi? Çok güzel. Ama gece 12'den sonra açıyorsun Alman kanallarına, bakıyorsun. Acaba var mı diye. Ha, Cazibe yattıktan sonra bakıyorsun. Sana bakıyorsun. Kemal. Ya yalan hayatım, öyle saçma şey olur mu? Yani ben kanalları değiştiriyordum böyle zap yaparken. Kumandanın da pili de orada kaldı. Yaz. Günlüğüne şunu da yaz. Al. Bak, apartman yöneticimiz bizi Big Brother gibi izliyor. Gözlem altındayız diye yaz yaz. Bir dakika, bir dakika. Bu Cazibe'nin günlüğü mü? Bakayım mı? Hayır, değil. Gündelik saat değil bu. Değil, değil efendim. O kara kaplı defter. Sabah sabah bizleri rahatsız edenleri Cazibe oraya yazıyor. Yani. Kemal nasıl oluyor ya? Bu beni mi kandırıyorsun? Kara kaplı değil o, pembe kaplı o. Ya bakarsanız ak deriz de beyaz değil. Daha da fazla şey yapma. Bir Cazibe, bir gününe bakabilir miyim ucundan ilk ha. sayfasına? Ha, oldu oldu. O Cazibe'nin özeli. Ben bile okumuyorum onu. He, Kemal böyle benim şahsi vaziyetlerime hürmet eliyer. Yani. Ama okumak isterse öküzlük eliyer okur. Öküz biraz ağır oldu ya. Hani uygun düşmez falan dersen daha uygun olur. Efendim bize müsaade, Fakri Hanım'ı daha fazla bekletmeyin. Size müsaade, güle güle. Hadi. Ucundan bakayım ya. Ben size sonra ucundan göstereceğim. Bir sayfasına bakayım. Nelerden bahsediyor genelde? Yürü, yürü, yürü. Nelerden bahsediyorsun? Efendim buyurun. Allah aşkına. Tam olarak ne var ya? Yani senin şu saçma günlüğün yüzünden neredeyse başımız belaya girecekti. İstiyorsan onu da yaz. Kemal, sen gündelikten bahselemeseydin bunun ne olduğundan haberi bile olmazdı. Tamam tamam, neyse tartışmayalım. Ben şunu sağlam bir yere saklayayım da ortalıkta durmasın, Allah korusun. Yok yok, ben böyle kilidini takar, yaşlı bir yere gizlederim, merak etme. Kilit mi? Yuh be! Var ya sen bekaret kemeri de takıyorsundur, bu ne be? Kemal! Tamam ya, Allah Allah. Zarafatla yattım kalktım ya, ondan bulaşmıştım. Yüzünü yuh. Yüzünü yum. Güzel güzel, rahat relas. Şimdi yönetmen arkadaşımızdan da bir böyle uzak doğu tayinçi. Müziği alalım.
ne takım geldi. Hemen bir daha verin, müziğe verin kendinizi. Koltuğa verin, vücudunuzu da bana teslim edin. Hulusi Bobo'cuğum. Ne şöyle... biçim konuşuyor lan? Ne biçim konuşuyor? Şöyle bir iyice bir rahatlayayım. Lan yavaş, bak, yavaş, yavaş, yavaş lan, bak, yavaş. Bastırma lan orayı. Lan, ya, ana! Manyak! Manyak! Salak! Salam Kemal Bey. Salam Cazibe. Salam Bağcan. Ay bin çomak. Ne oluyor? Çiçek getirmemişsin. Paran mı bitti koçum ha? Yok, bu sefer poğaça aldım. Cazibe'nin üreye poğaça istemiştir diye. İyi yaptın, iyi. Biz de kahvaltı etmiştik. Cazibe ablana ver onu. Akşam ısıtır yer, tamam mı? Hadi sana müsaade. Hadi güle güle, hadi. Kemal. He. Anladım Cazibe. Kemal Bey bugün de yatağının çubuk tarafından uyanmıştır. Ah, onsuz da öbürü taraftan kalktığını hiç görmemişim. O zaman ben gidip. Ama gitmeden önce sana bir şey göstermeyi istiyorum. Lan oğlum ne yapıyorsun? Daha biz göstermedik mi? Ne göstereceğim ha? Aa, el mi? Ha, el. Tamam bakayım. Bu ne be? Tamam, el bizde de var bak. İki tane. Hatta benimkiler farklı şekillere de girebilir de şimdi yapmayayım yani. Ali Demirhan, yüzüğü. Bacan, o üzük. Bale, bizim nişan üzüğümüz. Allah Allah. Biri sanki boynumdan asılıydı. Ama genel verdim, artık bundan sonra barmağımda olacak bu yüzük. Arkadaşım bak, biraz daha konuşmaya devam edersen o yüzük tekrar boynuna geçecek ama kolyesiz. Bilmiyorum, tahmin et nasıl olacak? Kemal Bey. Bacan, bilirsen ki o yüzük bizim böyle keçmişimize aitti. Yani keçti o vakitler. Olabilir. Ama benim için bu yüzük aynı zamanda geleceği de temsil eder Cazibe. Hah, gelecek dedin de senin gideceğin aklıma geldi. Hadi kardeşim, seni ayakta bekletmeyelim. Hadi uza. Yakışı Cazibe. Görüşerek. Görüşerek. Hadi, hadi. Tip ya. Harbi tip ha. Michael G. Fox'un sulak yerde büyümüş. Bu ne? Gelip burada iki yüzük hareketiyle karımın yanında Back to the Future olayları mı? Yani sen o yüzüğü taktın da böyle hemen sen üstüne mi atlayacaksın, öyle mi zannediyorsun? Peki atlamayacağım. Yani? O gözle görmediğim çok yaş bilersen. Biliyoruz. Ama yine eledi bence çok yakışı bir jestti. Ne demek yani bu şimdi ayrıldığı halde yüzüğü takması mı büyük bir jest diyorsun? Belli. Evli olduğu halde o yüzüğü barmağına takmayanlar var. Ay! Soktun gene lafını sabah sabah. Oh ne güzel, günün artık ters gitmez, güzel. Yalan değirem Kemal, ha? Yalan değirem. Nece aydır ki böyle evde tek olan da o yüzüğü parmağına böyle taktığın... ...sonra yüzüğü dağanlara laf değirsen, ha? Sana inanmıyorum Cazibe ya. Bu mu yani bütün olay ya? Yani takmaman mı yani? Hey tamam, dur bekle, bekle. Takıyorum. Bak hop, şlop, trak, taktım. Al, mutlu oldun mu? Oldum. Ne kadınsın sen ya. Hemen de yengevşedin. Hemen bir yumuşadın. Siz kadınlar bir tuhafsınız ha. Bak. Mutlu oldun mu? He, oldum. O zaman tamam. Yüzümü çıkartıp işe gidebilir miyim? Elbette ki gidebilirsen. Ha bana bak, bunu da gününe yazmayı unutma. Kocam taktıktan sonra mutluluk içinde yaşadım. Ay tövbe estağfurullah, yıldu gibi konuşuyorum ha. Astroloji. Kemal ne oldu? Vallahi fazla taktım herhalde. Çıkmıyor. Yardım etsene. Tabii hayatım, düzenli takmayınca böyle oluyor, acemilik. Düzenli takacaksın ki ayağın alışsın. Ah, hegigeden çıkmıyor. Hegigeden çıkmıyor, ne girdi çıkmıyor. İşte sıkışmış ya, çıkmıyor. Kemal madem barmağına balacadı, o yüzüğü barmağına niye takırsan? Ne demek niye takırsan, niye takırsan ya? Başımın etini yedi sabahtan beri ya. Evlendiğimiz günden beri o yüzüğü bir kere takmırsan, bir kere takmırsan... ...ah taktık ne olacak, nasıl gideceğim ben böyle işe? Daha doğrusu Simge beni böyle görürse ne yapacağım? Ay Kemal sakin, dayan görüm. Acaba mutfakta böyle zeytinyağı var?
Abi sen harbiden kafayı yemişsin kızım ya. Benim burada hayatım kaydı diyorum. Sen hala zeytinyağlının, fasulyenin peşindesin. Ayıp be. Kemal, yüzük parmağını sıktığı için benimle dan gitmiyor. Durduk yere neye fasulye pişireceğim? Ben böyle zeytinyağını parmağına sürtmek için istiyorum. Ha, parmağıma ise tamam. Ben şunu yapayım. Sen burada kal der tarafım ya. Çıkmadı ya. Çıkmadı mı? Çıkmadı işte. Of. Günaydın abiciğim. Ha, aydın aydın, ne aydın, ne günaydın be. Artist, başım çok fena belada kardeşim. Ne oldu Kemal? Bak bu oldu, bu, bu. Ya şimdi oldu dedi. Alt tarafı bir şey geldi Kemal, ne hareket çekti yapıyorsun? Ne bu oldu, bu oldu Kemal ya? Net misin, yanlış anlama. Bak, bak, bak. Ah, Kemal, yoksa o düşündüğüm şeyi mi yaptıydın? Yaptın mı lan yoksa? Evet, vallahi öyle oldu, yaptım abi. Abiciğim ben sen ne acayip adamsın. Şimdi gene sen paraya sıkışıp gidip böyle bir çakma evlilik şeysi mi yaptın? Ya biz cazibe yengeyi zor idare ediyoruz Simge yengeye karşı. Sen kalkıyorsun gidiyorsun bir tane daha çakma evlilik şeysi yapıyorsun. Hangi ülkeden lan? İşte güzel mi kız? Güzel. Nasıl? Barış bak cinlerim tepemde sana buradan bir kafa indiririm. Bütün cinleri sana naklederim. Manyak mısın oğlum sen? Bu cazibeyle nikahımıza taktığımız yüzük. Tutturdu bana tak 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 hiç takmıyorsun diye. Ah bak şimdi çıkmıyor. Sen kal. Niye çıkmıyor? Yüz görümünü istiyor herhalde. Ben de anlamadım. Utanıyor herhalde. Bir de kendisine sorayım. Hasta mısın oğlum sen? Sıkışmış. Ha, o zaman sıkışık bir durum var. Acil bir durum var Kemal. Uyandın mı mevzuya? Hadi be Cazibe. Gelirim. Şişt, Cazibe yenge, evde zeytinyağı var mı? He. Şimdi akşam diye bundan zeytinyağlı fasulye yaptın mıydı? Acayip güzel olur. Ah oluyorum löp löp. Allah Allah. Hasta mısınız siz kardeşim ya? Sabah sabah zeytinyağlı fasulye mi böyle aşeriyorsunuz? Anlamadım ki. Aa, sür sür sür. Ha, zeytinyağı şey için, yüzük şeysine. Bak o da şeymiş, ben de yok. Hah, baş, çek abi. Çek. Çek, çek, çek. Çek, yiyeceğini çek. Hah! Ay! 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 Ya, ya şimdi şeysi böyle çek. Kaygan şeysi olunca... Boğumdan çıkmıyor. Yavaş lan! Ay, ay, ay! Vallahi çıkmadı. Çok kaygan şeysi olmuş yağ yüzünden. Olmadı vallahi. Çıkmıyor işte. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Kemal. Bu zeytinyağı mıydı? Evet. Bir daha çiçek yağını deneyelim mi abiciğim? Barış sana yalvarıyorum kardeşim. Allah aşkına bir gün insan taklidi yapma. Şöyle sağlıklı bir şekilde bir düşün ya. Ya bana bir yardımcı ol ya. Simge bunu görürse beni öldürür kardeşim. Simge bunu görürse öldürür. Ya çok fena ya. Durum o kadar vahim yani Kemal. E vahim tabii. Ha. Tamam lan buldum. Aklıma acayip bir şey geldi. Siz şimdi burada biraz bekleyin. Ben halledip geliyorum Kemal. O yüzükten %100 kurtaracağım seni. Ha. Şişt. Bekleyin burada. Bak sen ona Amip diyesen ama o seni bu çetin vaziyetten kurtaracak. Aslanım Barış be. Kardeşim benim be. Can be can. Ah be Cazibe ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Kemal sen biraz bele kökelmişsen... Ondan ötürü çıkmıyor. Ha kökeldim, kül aldım yani. Yok ya bütün suç bende şimdi, aferin be. Geldim işte. Hayır. Ne oluyor lan? Barış neylesin? Ya abiciğim biraz acıyabilir ama kesin çözüm yani. %100 kurtaracağım ben seni o yüzükten. Ne yapıyorsun lan? Tepelek normal bez çıldırdın mı kardeşim sen? Barış boş boş danışma. Hiç bir yüzük için parmağı keserler. Ya yenge ne diyorsun sen? Duymadım adamın dediğini. Şimdi o yüzük parmağındayken Simge yenge falan görürsün öldür beni dedi. Kusura bakma Kemalik. Hiç vallahi öldüremez kimse abi. Göz yumamam öyle bir şey. Ver lan elini. Git lan git Cazibe bir şey yap. Manyak. Barış! Koy görün o şeyi şeytan kestiler. Ya bir git. Tüpür koy. Size de iyilik yapmaya gelmiyor. İki böyle kırmıştık alacaktık oradan. Ne var yani? Cazibe kolay bir yerde kalsın şu bıçak. Çünkü şu yüzüğü çıkardıktan sonra arkadaşın fazlalıklarını budayacağım. Anladın sen? Hemen de laf şeysi yaptı. Ya fazlalıklarını budayacakmış bıçak. Hiç iyilik yapmaya gelmiyor vallahi. Ya ben gideyim o zaman kapıya bakayım. Zaten ben ne yaparım ki başka? Hiç bir şey yapmıyorsun. Sen git bari kapıya şey yapayım. Barış. Ne? Kapıya bakacağız canım. Ne Barış hemen Barış'ı yapıyorsun. Kapıyı açma abi. Yaşmayayım canım. Hayır ben şimdi kapıyı da açamam. O kadar beceriksizim ki ben. Ne yapacağım desem kapıyı da açamam. Ne olacak abi? Lan Barış sakın ha. Ya abi şimdi kapıyı da mı açamayacaksın yani? O kadar da değil Kemal. Hayret işisin ya. Al işte. Ah! Oh! Şaka zaman gözümüze kapattı kapıyı. Ya. İnanamıyorum ya. Ahlaksız terbiyesiz. Simge yenge gelmiş. Barış Allah senin bin türlü belanı versin ya. Ben ne yapacağım şimdi ha? Ne yapacağım Simge bu yüzü görürse? Ben ne yapacağım? Bir şeyler yapmamız lazım.
Şimdi benim aslında hali hazırda bir tane planım var ama siz ona pek sıcak bakmıyorsunuz Kemal. Barış, Allah canımı alsın şu bıçakla seni doğrarım ha. Bir sus. Taptım. Taptın mı ne? Yara bandından istifade edecek. Yara bandı, yara süper bir plan. Süper. Onu ben de düşünmüştüm. Değil, biz şey yapmadık değil mi? Barnağı kestikten sonra yara bandı şey mi yapacaktık? Kestikten sonra yara bandıyla şey yapacaktık. Lan bir sus be, bir sus. Açın kapıyı. İnşallah vardır, dur. İnşallah vardır. Allah'ım inşallah evde yara bantı vardır. Yoksa kefene ihtiyacım olacak. Paris, ne yapıyorlar böyle bir şey? Olamıyorum ki. Eğer iş o kadar sıkışırsa benim bir planım var. Hiç sen merak etme. Aslında benim şimdi plan tam olarak şey. A planına da daha böyle müsait ama şimdi B planı deyince böyle daha bir şey oluyor. Ne bileyim, A planına şey yapsan... Barış, gebertirim. Kapıya bakayım Kemal. Hadi be Cazibe. Kapıyı açın, open the door, please. Open the door, please. Attention, please. Sevgili günlük, dün akşam Dallas çok heyecanlıydı. Suelim Ceyra aldattı. Oh olsun Ceyra. Bu arada Bobby ile Pamela'nın arası pek iyi değil. Öğlenle küçük evi izledim. Laura Ingalls'ı çok seviyorum. Bu arada Aşkı Memnu diye bir dizi başladı. Müjdar diye bir oyuncu oynuyor. Yetenekli bir kıza benziyor. Ya Fakriye, bu defterler kaç yılında kalma ya? Geldim Ayçöreğim. Ha. Ay bak, ben aslında sana 20. evlilik yıl dönümümüzde sürpriz yapacaktım. Ama olsun, al hepsini okuyabilirsin. Ya Fakriye, ben bunları nasıl okuyayım? Ömür mü yeter bu kitapları okumaya ya? Bütün dizilerin özetlerini yapmışsın, oku diyorsun bana. Ay öyle deme ama kocacığım. Bak, bütün bu defterlerde benim en gizli sırlarım, bütün duygularım ve ilgi alanlarım yazılı. Güzel söylüyorsun da minik kelebeğim. Şimdi bu defterler okunmaz. Bu senin özelin. Ben senin özeline girmem. Falsa yapma. Öyle mi? Okunmaz değil mi? O halde neden bana sabahtan beri Cazibe'nin günlüğünü bulmalıyım, hepsini okumalıyım, okumalıyım, okumalıyım dönerip duruyorsun? Ya kadın, ben Cazibe'nin günlüklerini keyfimden mi okumak istiyorum? Cazibe'nin günlüklerini okumak istiyorum ki, acaba günlükte onların evliliklerinin çakma olduğuna dair bir delil var mı? Bir ipucu elde edebilir miyim? Anlıyor musun? Yara bantını bulamadın ama belki Cazibe Hengen'in günlüğünü bulmuşsundur. Ne günlüğü ya? Cazibe Hengen günlük tutuyor oğlum. Ah diyor! Ciddi misin sen ya? Ya Cazibe Hengen, şaka mısın sen? Harbiden günlük mü tutuyorsun ya? Niye şaka yapacağım Barış, ha? Tutaram, tutmaram. Sende ne var, sende ne var? Yok, şey yok. Bu konuda hassas da kendisi biraz. Sizinle dalga geçeceğinize yara bandını nece tapacağız, onu fikirleşin. Evet ya, yara bandı. Yara bandı şey. Bul sana bir tane yara bandı. Elimde yaşayalım bir yara bandı sende. Vallahi simge kullanacak ya. Çat 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 kapıya vuruyor. Hadi be Cazibem. Taptım. Allah, ben de sana taparım. Tak tak tak, gel. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Dön ben. Sakin, sakin. Ya yırt anam, yırt. Gel, yırt ha. Ha, ha, çıkarsın buradan. Çık öyle şeyden. Bana bak, ha. Sen de kapıyı açınca bir bahane bul. Kapıyı neden suratına kapattığına dair, tamam mı? Ha, ha, fikirleş, fikirleş. Ha, fikirleş, fikirleş. Siz merak etmeyin abicim, ben tamam buldum şimdi. Hadi, hadi Cazibe, iki elinle bir yara bantını takamadın ya. Ha, açayım mı Kemal? Aç, aç, aç. Açayım. Dediğim gibi, bahane bul. Dur, bahane bulurum ben şimdi. Ha. 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 Aç, aç, aç. Aç, aç. Seni böyle seyyar satıcıydı, dilenciydi falan filan sandıydım da Simge yenge o yüzden şey oldu. Ya sen kimsin, sen kimsin de beni seyyar satıcı sandıyorsun ha? Ben seni bir senelik maaşını dilencilere hop sadaka diye veririm, anladın mı? Terbiyesiz, duydun mu böceğim? Duydun mu beni dilenci sanmış? Vallahi geleceğim, parçalayacağım şimdi sürü. Aşkım maalesef duydum, bir oturur musun, bir sakinleş, bir otur. Geç sen de şuraya, geç. Hayatım, tabii ki duydum ama sen bilmiyor musun bu gerizekalının önde gideni? Sen bunu niye ciddiye alıyorsun ya? Manyağın teki bu. IQ'su ayakkabı numarasından küçük. Bırak ne derse desin. Tip ya. Öyle mi abicim? Öyle abi, öyle. Sevgili yenge, bak şimdi sana ben ne diyeceğim. İnsanlar sevgililerini, aldattıklarını nasıl anlıyorlarmış biliyor muymuşsun? Nasıl? Şöyle ki... Şimdi ben bunu bir dergide okuduydum, duydun mu ya? Diyorlarmış ki erkeklerin sol elleri eğer serçe parmakları, yüzük parmaklarından uzun olursa sevgilisini aldatıyor demek oluyormuş. Ne? Ne? Kemal, hemen bana elini göster, çabuk. Kim, ben mi? Ay burada başka Kemal var mı? Bakayım. Yok.
Kemal, hemen elini göster. Bakacağım beni aldatıyor musun, aldatmıyor musun? Kardeşim o var ya, yüzük parmağı da, serçe parmağı da, baş parmak da hepsi sana. Kemal, elini görmek istiyorum. Bakacağım, serçe parmağın yüzük parmağından uzun mu? Bakalım beni aldatacak mısın? Göster bakayım elini. Hayatım gösteririm ben, yani sana göstermeyeceğim de kime göstereceğim yani? Ben en önce sana gösteririm de, yani mantıklısı bu da. Bana şey mantıksız geldi yani, böyle parmak durup dururken uzar mı, kısalır mı ya? Böyle aldatma, saçma bu ya, saçma. Vallahi biliyorum, dergiler öyle yazıyordu, dergiler öyle yazıyordu. Peki o dergide yıldız falan okudun mu kardeşim? Bugün öleceğinde yazıyor muydu? Kemal, bak kafama, tepeden tepeden geliyorlar. Çok fena geliyorlar. Birazdan burada kıyamet kopabilir böceğim. O yüzden istersen... Kemal, elini ver. Bana ver, bana ver, bana ver. Kemal, elini bana ver. Bana ver, bana ver, bana ver. Tamam, elimi sana vereyim. Vereyim, vereyim, vereyim. Al bakalım elimi. Ay! Sol elini ver. Ha bu sağ ya. Hep karıştırıyorum. İki tane olunca tabii. Şimdi bak, sağ sol sarımsak, sol sarımsak, sağ sol sağ sağ. Ben böyle oturuyorum Kemal. O soğanı da, o cücüğü de, o sarımsağı da senden yok edeceğim, göreceksin günde. Soğan halkası. Kemal, sol elin please. Senin solun mu, benim solum mu? Yani bir solun mu var ortada? Niye böyle üstüme geliyorsun hayatım? Anlamadım yani. Kemal. Al ya. Ay kıyamam, serçe parmağı daha küçük. Aa, ay böceğim ne oldu, yara bandı takmışsın. Ya şey oldu böceğim, parmağım yara oldu. Ya dolama oldu, çok da fazla dolanmasın diye üstüne bant taktım. Ay Cazi, gördün mü Kemal abinin eline uf olmuş. Bu önemli bir yara değil yani. Barış'ın yaralarının yanında bu hiçbir şey değil yani. Bende yara falan yok ya. Ve sabırsalar o da ben hiç yara falan yarasız insanım Kemal. Gün daha yeni başlıyor kardeşim, merak etme. Ayıp ediyorsun ama abiciğim, benim canım tatlıdır biliyorsun yani. Vallahi mevzuyu parmaktan uzaklaştırmazsan kimin canı tatlı, kimin canı ekşi göreceğiz. Tamam. Sevgilim, bak şimdi sen asıl bırak şu dolama dolama bant şeylerini falan filan da asıl hikaye ne biliyor musun? Cazibe günlük tutuyor. Aa! Ay Cazibe inanmıyorum, günlük tutuyorsun gerçekten. He. Ay dur öyle bana bak, çok böyle şey kaldım, böyle bir etlik gözüktün gözüme, dur fotoğrafını çekeceğim. Ay canım benim ya. Ay çıkıt. Poz ver. Çıkıt. Vallahi oldu, çok güzel. Twitter'ıma koyacağım. Aa Twitter'ım vallahi bak. Hizmetçimiz günlük tutmuş diye. Bana bak, hadi getir, getir. Aşma okuyalım böyle şu parmaklarımızı. Çık 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 çık. Olmaz, olmaz. Başkasının günlüğü böyle alıp okunmaz, ayıp. Sana ne ya? Sana ne ya? Bir kere biz Cazip'le sırdaşız, sen bana sırlarını anlatıyor tamam mı? Hadi okuruz, Cazip getir, okuyalım hadi gel. Ele yalamayak, okumayak da. Yani bu benim özelim değil. Ya sen ne biçim bir insan evladısın ya? Bir kere alt sınıftan olmana rağmen seninle muhatap oldum ya, muhatap oldum, muhatap oldum ya. Hayret bir şey. Bunlar böyle, bu işçi sınıfı var ya, birazcık yüz veriyorsa ben bunu havaya kalkıyor. Böyle bir karış, beş karış havada. Hayatım bu İrlandalıların hepsi böyle. Çok fazla yüz vermeyeceksin. Bak bence sen artık git, mağazalar açılacak, çalışanlar bir açacak, kapı sen yoksun. Aa, grevde mi diyecekler Simge? Hadi uç, 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 hadi uç. Mahvoldum ben ya. Vallahi çıldıracağım ya. Başım belaya girecek. Hemen şu yüzü çıkartalım. Kurtulmam lazım. Ne yapsan kirlilerini mi getirdin yanında ya? Dur dur şimdi. Ben bir düşündüm de Kemal. Ha, bir dakika bak. Mesai daha yeni başlıyor. Hemen böyle düşünmeye başlama. Yorma kendini. Yok abicim. Yavaş yavaş düşünüyorum. Isıta ısıta. Yavaş yavaş. Ufak ufak. Aferin. Yavaş yavaş. Beyni böyle yavaş yavaş ısıtarak öyle düşün ha. Ne düşündün? Ha, şimdi abicim. Sen Cazibe'nin neyle gerçekten evli değil misin Kemal? Evet. O zaman sen göğsünü geri geri tak bizi yürü işte. Tak bizi yürü. Yazık, yazık. Barış bir şey söyleyeyim mi? Şu amiplerin var ya, senden sadece bir fazla hücrelerinin olması amipler için ne kadar aşağılayıcı bir gerçek değil mi? Abim,
Ya şöyle uzun ve karışık cümleler kurma bu arada. Böyle dikkat problemi var Kemal, biliyorsun. Dikkat problemi var. Sen gerizekalısın. Vallahi gün batımından şafağı gibi sokarım bunu göğsüne ha. Manyak. Adam hasretme. Simge el Hulusi ve bu yüzü görünce ne olacak? Benim başım nasıl derde girecek, idrak edemiyor musun? Onu diyorum ben de işte. Bir an önce çıkarmamız lazım onu Kemal. Kesin kurtulmam lazım. Evet. Tamam, tamam. Getirdin mi vazelin, mazelin, krem falan çıkartalım. Bana bak oğlum, parmağım şişti, kangren olmayayım. İşte abicim, şimdi vazelin, mazelin ona hiçbir şey yapmaz artık. O şişmiş biraz. Ben biliyorum. Şimdi bu kuyumcular çıkartamadıkları zaman gidiyor bunları kesiyorlar abicim, kesiyorlar. O yüzden ben de tedarikle geldim Kemal. Gerizekalısın sen, gerizekalı. Tescillendi, sen gerizekalısın. Kapat şunu, kapat. Siz de sabun, zeytinyağı falan sürseydiniz. Sürttük ama hiçbir yarar tohummadı. Ay desene senin iki yaz parmağında yüzükle işe gitmek zorunda kaldı. Böyle parmağını yarı bandından sardı, sarı kar Fatma da görmedi. Bana bak kız. Bu kinyasın parmağına yüzüğün sıkışıp kalmasından pek şikayetçi değilsin galiba. Ben gidip kapıya bakayım. Merhaba Cazibe. Merhaba, merhaba. Buradan makbul aldım. Merhaba komiserim. Bir tane şey aldım, çubuk aldım. Alabilirsiniz, buyurun. Ne istiyorsunuz? Cazibe, şey istiyorum. Hani bu günlük var ya, senin günlüğün. Hani kara kaplı defter dediniz bana. Yutturdunuz hesapta. Onunla ilgili sana birkaç soru sorabilir miyim? Birincisi bak, birinci sorumu soruyorum. O günlüğü birkaç günlüğüne incelemem için bana verir misin? İkincisi sorum... Aslında ikinci bir sorum yok. Düşününce fark ettim. O yüzden birinci sorumu tekrarlıyorum. Birkaç günde versene, çok merak ediyorum ya. Biraz okuyayım, bakayım, araştırayım. Ben de tekrarlayarım ki onu size verebilmirim Ejder Bey. Nasıl? Nasıl verebilirim? Nasıl vermiyorsun ya? Sen adalete karşı mı çıkıyorsun? Bana bakın komiserim. Biliyorsunuz ki size karşı saygım sonsuzdur. Ama o günlüğü okuyamazsınız. Bir dakika, bir dakika. Biz fazla şey yapmayın, karışmayın siz. İki kişi konuşuyoruz biz. Karışmayın, fazla şey yapmayın. Niye karışmayayım canım? Hem ben Cazibe'nin en yakın arkadaşıyım. Karışırım. Eğer onu rahat bırakmazsanız sizi kinyaslamak zorunda kalırım. Çok pis kinyaslayar, menden demesi. Biliyorum, biliyorum. Fakri Yelik kapının önünde arabaya çıkmıştı. Çok şey, sert, eli sert. Bana geldi, ayağım çok... iki gün var arada ya. Cazibeciğim, keman yayın var mı? Yok ama oklava var. Olur olur, o da olur. Ya nasıl olur ya? Olmaz, olmaz. Bak oklava keman yayını yerini tutmaz. Mendelssohn'un mi minor oklava senfonisi diye bir şey duydunuz mu siz? Duymadım. Ama görüyorum ki siz de Makbule Geçer'in nihavet makamındaki oklavasını duymamışsınız. Buyurun Makbule Hanım. Makbule Hanım, kendinize gelin. Gerçekten şu an etki altındasınız. O oklava yerine bırakacak ve makul olacaksınız. Lütfen, lütfen. Bana bakın Ejder komiserim. Artık komiser falan dinlemem. Yeter artık. Bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam. Çıkıyorum, gidiyorum. Tamam, bıraktım. Sen de bırak. Oklavayı bırak. Tamam, ben yastığı bıraktım. Sen de oklavayı bırak. Tamam, olaya hakimim. Tamam, okumayacağım. Bari baştan bir sayfasını göster ya. Terlik. İki cümle, iki cümle. Cazibeciğim, sen bu oklavayı iyi sakla. Sonra yine lazım olacak, lazım. Tamam, tamam. Biliyorum, biliyorum. Of! Ay tuteş komuyor. İçime garip garip şüpheler giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor ya. Ay hayır olsun bebeğim, ne oldu Simsim'in ne şüphesi? Ya ne bileyim yani, sanki böyle Kemal'le aramızda 3-5 vakti kadar tövbe estağfurullah bir şeyler olacakmış gibi geliyor. Of! Sen her zamanki vesveselerin Simsim. İyi düşün bebeğim. Güzel düşün, pozitif düşün, biliyorsun. İyi düşünürsen hep trajik şeyler gelir başına, unutma. Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Yaratıyorsun bari takip et. Ya yarım yamalak kitap okuyorsun. O yarım yamalak okuduğun kitapla bir de bana tavsiyeler veriyorsun ya. Ne biçim insan evladısın sen Tütü'ye. Tamam, gelme üstüme. Sen onu bunu boş ver. Niye şüpheleniyorsun bakayım sen Kemal eniştemden? Ya aslında Kemal abine güvenmiyor değilim. Kemal abine güveniyorum. O cepte de ya çevresindekilere güvenmiyorum. Zaten Barış'ın yaptığı parmak testinden de geçti ama... yine de içimde bir sıkıntı var ya. Uf, Kemal'in evine kimler giriyor, kimler çıkıyor bilmek istiyorum. Ay acaba güvenlik kamerası falan mı koysak, ne yapsak? Yok yok, o niyeti bozduysa kamera falan hak getire canım. Kolizadelerin gelini yok mu? Geçen gün şans eseri kocasına bir bas. Münevver! Aa Münevver, nasıl basmış kocasına? Aa.
Hayatım, ona artık Münevver demiyoruz, kendisine Angelina dedirtiyor. Neyse, bunların balonu sıkıntıdan daha biri var, tamam. Hastayız, sesimiz kısık. Kendimiz için doktora gitmiyoruz. Başımıza bile bu yüzük işi çıktı ya. Bu ne abi şimdi ya? Of, ya kangren olursam, ya çıkmazsa? Zaten kangren olmasa bile Simge beni öldürür kardeşim, o beni zehirler. Ya abim, sen de ne acayip adamsın yani. Hep böyle boş buldun, yüzün içine parnağını niye sokuyorsun Kemal? Sokma abim, sokma. Allah Allah. Şişt, oğlum bana bak, muayenehanedeyiz. Sana bir dalarım, ağzını burnunu kırarım, sınırsız döverim sana. Sınırsız doktorun olurum sana. Hiç merak etme abicim, bizim zaten aile hakimimiz var. Tüh. Kara cahil. Hakim dedi be. Aile hakimi dedi ya. Tipsin ya. Vallahi tip. Sus bir sus. Ah, ah. Ya Ziver Bey oğlum. Şu şirkette beni en çok seven, en çok düşünen istihdamım sensin be oğlum. Bana bana bana. Hulusi babacığım, gerçekten beni çok duygulandırdınız ya. Anne. Bunu yapma ya, bunu yapma ya. Yani o kadar duygulandım ki Hulusi babacığım, koleniz olayım. İsteriz, isteyin koleniz olayım yani. O derece yani. Hatta o kadar çok isteyin ki. Kalkın, ben koltuk olayım, benim üstüme oturun Hulusi babacığım. Hız! O ne biçim laf lan? O ne biçim laf lan? Ne biçim duygulanmak lan o? Başımı belaya sıkma, keyfimi kaçırma lan. Lelas, yok. Koltuk olacakmış da, o ben otur... Bak lan sinirle... Ana, gevşedim. Şey, vibrasyonu yükselteyim mi vibrasyon? Karışma lan, karışma. Hiçbir şeye karışma. Dur. Çek, ana, çek. Gürültü yapma lan, İyileştim vallahi Hulusi babacığım. Ne kadar kızım, böyle bir pente gibi oldu, sütlaç gibi oldu. Maşallah ya. Ya şu gürültüden rahatlayamıyorum. Çok çirkinsin ya, çok çirkinsin ya. Dur bir dakika, sen gümrük mü dedin? Evet. Başımıza devlet kuşu kondu. Dur bakayım, yoksa sen birbirimize pis güvet mi ısmarlayacaksın? Yok ya yok, Cazibe var ya Cazibe, günlük tutuyor. Cazibe'nin günlüğünü ele geçirirse Kemal'in evine kim giriyor, kim çıkıyor, her şeyi öğreniriz. Ama bir şekilde Cazibe'nin günlüğünü ele geçirmemiz lazım. Ah, merhaba bayanlar. Merhaba, yine yoğun bir gün. Güne kahvesiz başlayamıyorum doğrusu. Ben daha. Bu arada bu günlük ne? Günlüğü ne kadar, kahvaltı da dahil mi? Dur. Kemal eniştenin daha evine gitmiş, Münevver basmış, o kız günlük tutmuş. Ya sen ne biçim bir insansın Tutişko ya? Bir çeneni tutsana ya, bir sussana ya. Sen niye geldin oturdun bizim yanımıza ya? Sen bize arkadaşlıktan diyorsun, niye geldin oturdun çukçukçuce? Şey diyorum ya. İsterseniz günlüğümü size gösterebilirim. Bana gelsenize. Hı? Bana kalbim kadar beyaz ve temiz sayfayı ayırdığınız için belki teşekkür ederim. Belki oradan beyaz ve temiz çarşaflara geçeriz. Ne dersiniz? Yürürüz belki. Erdo, canım gelsene yanıma azıcık. Tabii ya. Ya kıyamam, çok tatlı çocuk ya. Kahve başka olacak. Çocuk ya. Canım benim. Canım benim. Sen ne kadar edepsizsin. Biz seninle niye beyaz çarşafı geçelim? Çabuk yürü. Omzumu düşürdüm. Merhaba. Merhaba. Çocuk nerede? Yok, çocuk yok. Barış var, olur mu? Bana yanlış bilgi verdiler o zaman. Ya bir çocuk hasta geldi dediler. Yok efendim, bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ben parmağım için geldim de. Aa, anladım. Soyun. Nesi var parmağınızın? Efendim, yüzük. Yüzük çıkmıyor ya. Peki yüzüğün nesi var? İkisi ayrı ayrı çok iyi de, böyle birbirine böyle yaklaşınca bir sıkışıklık oluyor. Efendim hani nasıl söyleyeyim, bir sıkıntı oluyor, öyle bir şey yani. Enteresan. Peki öksürük, göğüs ağrısı falan oluyor mu? Ya şu anda bir ses kısıklığım var göğsümde ama yani parmakla göğsün ağrının ne ilgisi var onu pek çözemedim. Ah, ah, oy! Gördünüz mü bak? Göğsünüze bastırınca ağrıyor.
Aman şu internet çıktı çıkalı herkes doktor oldu. Hani göğsünüzde ağrı yoktu? Ya. Girin. Ay. Gel bakayım aslan evladım. Nasıl yardımcı olabilirim çocuğum? Efendim ben... Ah efendim diyen dedilerin dert görmesin yavrum. Söyle ne vardı güzel çocuğum söyle. Oh. Efendim bağımsız denetleme şirketinin raporu geldi de. İyi yapmış gelmiş ne diyor? Pek parlak değil açıkçası rapor. Öyle mi? Olabilir parlak o her raporun parlak olması diye bir kayıt yok. Olmayabilir, olabilir. Ne diyor raporda? Anlat bakayım. Efendim açıkçası durum kötü. Karlılığımızın düştüğünü, bankalardan bu yüzden de kredi alma olasılığımızın azaldığını bildiriyor. Öyle mi? Ana! Olur böyle şeyler ya. Bu önemli dünya. Bugün kredi alırsın, yarın alamazsın. Bir gün durumun iyi, bir durumun kötü yavrum. Başka bir şey var mı çocuğum? Efendim, sene sonu hesaplarında muhasebenin hatası yüzünden de vergi dairesinden ciddi bir ceza yemeyiz. Öyle mi? Oh, afiyet olsun. Ne güzel cezalar da yiyoruz. Onun zeytinyağlısı da daha iyi olur. Aman canım, olsun, olsun. Ölümlü dünya. Bugün ceza yersin, yarın yemezsin. Başka ne vardı yavrum? Efendim, sigortasını yapmayı unuttuğumuz bir eleman yüzünden de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yine ciddi bir ceza almışız. Öyle mi? Ana, gene cezalar geliyor. Olsun, olsun, faiziyle filan öderiz, devlet kazansın yavrum. Ana! Peki, aslan evladım, bu işte görevini yapmayan, ihmalkarlık yapan bir personel var demektir. Kim acaba bu? Vallahi efendim, muhasebeden tutun da insan kaynaklarına, ihracat birimine kadar zincirleme ihmaller söz konusu. Öyle mi? Peki yavrum, gidebilirsin çocuğum, gidebilirsin. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu Ziver Bey'i bana bir yollasın da bir gelsin. Bunun için sana zahmet veriyorum ama artık kusura bakma yavrum. Aslında benim bir patron olarak böyle bir durumda kudurmam lazımdı ama koltuk engel diyor. Abiciğim. Bazen yalnız harbiden cahil cahil konuşuyorsun ha. Gerizekalı, seni görünce kendine bak. Niye soyundun? Bir düşün bakalım, niye soyundun? Tip. Korkarım. Ameliyatla almamız gerekecek. Efendim, siz niye korkarsınız? Yani ameliyat olacak benim, ben korkarım. Yani normalinde. Ben dedim abi, tabii en baştan dediydim benim lafımı bir dinleseydin. Gel bana, kurtarış işi. Tıp bilmedi benim yanımda Kemal. Yüzüğü alacağız beyefendi. Parmağı almak işi kolay yanı. Efendim, ameliyatsız bir yöntemi yok mu bunun ya? Ne bileyim böyle kansız, ağrısız. Bakayım. Bakın, bakın burada duruyor. Çıkmıyor. Ödem yapmış. Çok zor olacaktır. Ödeme hiç sorun değil. Ödeme kısmını ben hallederim. Siz onu hiç şey yapmayın. Ben buradayım yani. Gerizekalı. Ödem dedi. Ödem. Ödeme değil. Ödem. Ödem. Bir yöntem daha var. Kilo vermeniz şart. Eğer kilo verirseniz kolay çıkacaktır. Biraz uzun sürer ama hallolur. En iyisi ben size bir ödem giderici hap yazayım. Şimdi doktor bey, ben de böyle şöyle çıplak ayak falan yere bastığı zaman nedense şey yapamıyorum böyle bağırsak mıdır, mide midir o taraflarda ufak tefek böyle sancılanma, ağrılanma falan oluyor. siz de niye yalın ayak dolaşıyorsunuz o zaman? Şimdi ben Kemal'imin böyle parmağını şeyi sıkınca yüzük, ondan sonra ben de böyle donatlet şeysine... Oy. Şişt, Kemal, ben niye böyleyim abiciğim? Ben sana dalacağım ya, işimi kolaylaştırdın. Bak soyundun, beni seni soymaktan kurtardın. Gerizekalı, tip, giyin, giyin. Salak efendim. Polisi babacığım beni emretmişsiniz. Evet, seni emrettim yavrum. Ya Ziver Bey, şirket hanımın çiftliğine dönmüş evladım. Bu ne hal ya, ne oluyor? İnsan istese şirkete bu kadar zarar veremez ya. İsteyerek yapamaz bunu ya. Hakikaten de Hulusi babacığım ya, şirket böyle şeye döndü. Dingo'nun ahırına dönmüş. Ziver Bey, beni şu koltuktan bir kaldırsana, şunu da bir kapat bakayım. Hadi yavrum. Çıtık. Gel.
Allah! Dur. Bu ne hal ya? Lan! Şirket tepe taklak olmuş, gidiyor, batıyoruz. Bu ne hal ya? Bir koltuk getirdin bana. Artık kızamıyorum da ya. Ama Hulusi babacığım. Babacığım deme bana. Babacığım deme. Bir koltuk getirdin, artık patron olarak kızamıyorum. Müdahale bile edemiyorum. Ulan koltuğa oturttum, boy George'a döndüm ben. Az koltuğu götür. Hulusi babacığım ya, koltuk sizi şey etti. Gözüm görmesin, al bu koltuğu ulan. Ya Simsim, bence sen şu düşük kalori olayını çok yanlış anlamışsın, saçmalıyorsun. Ay saçmalama ya. Yazın var ya, incecik vücudumuz, top model vücudumuzla beachlerde, plajlarda gezerken bana dua edeceksin. İyi tamam canım, diyete karşı falan değilim. Sıfır bedenim, ne olacağım o ayrı konu bilmiyorum. Ama bir tane zeytinle böyle olacak iş mi? Ölürüz. İkimiz de ölürüz. Ay saçmalama ya. Aa ne kadar bencilsin. Bak zeytinin yanında peynir de var. Senin o kibrit kutusu kadar dediğin peynir bu mu? Bu mu yani? Ya şey işte, kibrit kutusu muydu, kibrit çöpü müydü, ben tam olarak şey yapamadım. O yüzden öyle uygun. Aa, oturup beni nelerle uğraştırıyorsun ya? Benim plan yapmam lazım ya. Cazibenin günlüğüne ulaşmam lazım. O günlüğü ele geçirmem, hepsini okuyup anlamam, çok güzel betimlemem, olayları çözmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Ay sen beni nelerle uğraştırıyorsun ya? Ya o günlüğün yerine benzer bir günlük koymamız lazım ki Cazibe şüphelenmesin, unutma. Yok canım, sen de o kadar zeki olsa o. Ne olacak, okuruz birkaç günde çaktırmadan koyuveririz. Ay canım benim ya, birkaç günde okurmuş çaktırmadan koyuverirmiş. Ya sen hangi okuduğunu anlıyorsun? Hangi okuduğunu anlıyorsun, özümsüyorsun, betimliyorsun, olayları çözüyorsun? Ali Gelfiş'in 4. sınıfta sen çözdün. Hemen çemkir sen, hemen çemkir. Ne oluyor sana ya? Neyse, ben bundan sonra bir tane daha zeytin yiyebilir miyim? Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Selam. Salam. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Üzüğü çıkartabildin. Çıkaramadım bak. Bak hala duruyor. Ne o, pek mi mutlu oldun? Ya hiç mutlu olmadım. Kehrelesi niye çıkmayıptı? Haymin üzük, tüh! Cazibe bırak bu ayakları ya. Baksana suratına joker gibi. Sen şöyle söylesene bir kere. Bak ben sana şöyle söyleyeyim bak. Şöyle dersen daha mantıklı olacak. Yani bu yüzüğü senin parmağında, Simge de görse, Simge gidip Hulusi Bey'e söyleyip, Hulusi Bey seni öldürtse, hatta Hulusi Bey böyle hızını alamayıp Kadir'le Madire senin cesedini dövdürse bile ben üzülmem, çünkü sen bu yüzüğü parmağında taşıyorsun. Desene de, böyle de. Yaxşı Kemal, yaxşı. Çok hoşbet olmuşam, çok mutlu olmuşam, çok sevinmişim. Yalan deyirem. İyi, tamam. Aman sevin, aman göbek at istersen. Ne yapayım Cazibe, öf. Ama bu arada da bir çare düşün yani. Yaxşı. Cazibe bak, bir şey soracağım. Sor. Şey, yerleştirdiysen soruyorum, tamam. Bu senin günlük var ya. He Kemal. Ya yanlış anlama yani şeyi ne soruyorum ben ya. Öylesine soruyorum yani. Öylesine. Ha öylesine, öylesine. Bu senin günlükte benim mi ismim daha çok geçiyor? Yoksa o şeyim mi? Kim o ya? Çocuğun adı neydi? Ha Baycan'ın mı? Valla benim gündeliğimde ne Baycan'ın ne senin adın geçir Kemal. O günlük benle ilgiliydi. Onun için ne senin ne onun adı geçmir. Ha. Ya seninle ilgili de ama sonuçta ben de seninle ilgiliyim yani. Nece ilgili sen benimle? Ha? Yani ben senin sahte kocan da olsam, sen benim sahte karım da olsan seninle ilgilenen bir adamım yani sonuçta. Hani o yüzden merak ettim. Hani seni daha yakından tanıyabilmek için yani biliyorsun tam yakınlaşamıyoruz tanımak için. Hani daha yakından tanıyayım diye. Ha. Yani vallahi Kemal, ağzını boş yere böyle yormasan yaxşı olar. Çünkü o gündeliği menden başka hiç kim okuyabilmez nökte. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Üç nökte. Nece emin olmazdı? Yani hani bakak da görek falan hani diyorsun ya öyle. Yaxşı. Yaxşı. Bakak görek. Yaxşı.
hele üzüğü parmağında gezdirir. Elbette ki özü istediği için değil. Ama yine de o üzüğünün onun parmağında olduğunu fikirleşende o kadar sevinirim ki. Bu arada ele meraklanır ki göre sen gündelikte ne yazmışsın. Değil ki baycandan yazmışsan yoksa menle. Deli, gözlerimin içine baksa görecek ki benim üçün dünyadaki tek kişi onun özüdür. Neyse. Gel. Merhaba. Ne oldu? Ne olup ne? Bir şey yok. Yani sabah giyeceğim kıyafetlere bakayım dedim. Uyku sersemi olunca şey oluyorum, şaşırıyorum yani o yüzden. Demeli bunun için gelmişsin. Yok bir de arabanın yağına suyuna bakayım dedim. Allah Allah ne için geleceğim işte? Bakacağım kıyafetlere gideceğim. Bunu giyerim. Bunu altına da bunu. Olur tamam bu iyi ya iyi. Sabah ben bunları giyerim ya. İyi olur olur. Sen ne yapıyorsun? Gündüğünü mü yazıyorsun? Ha. Aa, beni pek ilgilendirmiyor yani. Pek umurumda değil yani. Ben ilgilenmediğim şeyler ya. Ne yapayım? Bana ne yazarsan yaz ya. Ben kıyafetlerime baktım. Tamam kafama yazdım. Sabah onları giyeceğim yani. Hadi yat yat da sen sabah geç kalma. Seher hara geç kalmayın? Yani şey güne geç kalma yani. Yaşın? Yaşın. Hadi sen yat ben ışığı kapatırım. Yaş Kemal yatarım sen de yat. Hadi tamam ben de yatacağım. Oh kilidi de takmadı saftirik. Beni bir dertten daha kurtardı. Yat yat yat. Işığı kapatabilirsin. Kapatabilirim, kapatabilirim. Hadi bakalım, hadi. Ben de zaten sabaha kadar deliksiz uyumayı düşünüyorum ya. Şu anda burada bile uyuyabilirim, çok uykum var. Kimse beni rahatsız etmesin. Beni ilgilendirmeyen konularla da hiç zaten ilgilenmiyorum. Hadi Allah razı olsun, hadi. Gecen hele kalsın. Çobut. Güya beni kandıracak. Artist. Okutmazmış. Görürüz bakalım sabah okuyacağım mı okumayacağım mı? İlk önce şu telefonumuzu bir kuralım. Cimbom'a gidemez. Alex bizim. Onun heykelini dikeceğiz biz ya. Alex Cimbom'a gidemez. Ah! Alex de Souza. Ne oluyor ya? Bu alarm niye ötüyor bu saatte? Bu ne ya? Lan oğlum bu ne? Günlük diye ben alarmı niye kurayım ya? Ne günlüğü ya? Aman be Barış ya. Abuk sabuk şakaların, amip amip şakaların ya. Günlük günlük diye alarm mı kurulur ya? Of ben sana göstereceğim yarın sabah günlüğü aylığı. Tip. Tip. Uykumda bile rahat bırakmıyorsun beni. Tip. Hanam günlük. Cazibeli günlüğü. Tabii. Hadi Kemal. Göreyim koçum seni. Operasyon başlıyor. Cazibeciğim özel özel ama ben de senin kocanım yani. Açıp okuyacağım ne yapıyorsun, ne diyorsun, neler yazıyorsun merak ediyorum. Siz gündeliği.
bir neçe aydı ki Türkiye'deyen ve her şey yolunda da. Yolunda olacak tabii bebeğim. Neden? Çünkü benimle evlisin. Buraya gelen kimi planımı hayata geçirtmeye başladım. O dakika temiz bir kişi tapıp onu ele gittim. O ele değil ki men vatandaşlık almak için ele giden temiz bir köylü kızıyım. Ne oluyor ya? Ereğe'den de 15.000 lira verdim ama bunun o kadar da ehemmiyeti yoktur. Sevgilim Baycan'la planımız baş tuttuğu vakit daha çok kazanacağız. Sevgilim Baycan mı? Planımıza göre Baycan kuyam ki sonradan İstanbul'a gelipti. Bu arada ben de Kemal'ın gelbini ve güvenini kazanacağım. Ve sonra vakti gelende son hemlemizi eleyip bir gece Kemal'ı uykusunda bayıldıp oradan mafyasına 100.000 dolara satacağım. Aman Allah'ım. Cazibe'yle Baycan organ mafyası çıktı. Haybin Goodfellas. İşin güzel tarafı o vakte kadar sevgilim Baycan'la Kemal'ın evinde günümüzü gün eleyip o evde olmayan da fafenk eleyeceğim. Alçaklar! Alçaklar! Aslında Kemal çok yaşlı bir insandı. Hatta belki canını bağışlayabilirim. Sağ ol, lütfettin. Ama canını bağışlamak için onun bir şey öğrenmesi lazımdı. O da burada seyfe bitipti. O da ne? Başkasının gündeliğini okumak çok ayıp olduğu için. Nasıl ya? Yine bu Cazibe'nin günlüğü değil ki. Vay çakal. Bana oyun oynuyor ya. Şimdi aslında uyandırıp bunun hesabını sormak var ama olmaz. O zaman da günlüğünü okumaya çalıştığımı anlar. Karizmam çizilir. Çaktırma Kemal. Koy bunu yerine çaktırma. Hay. Tip. Tipsin işte. Tip. Yüreğime indireceksin, dul kalacaksın. O zaman göreceğim ben seni. Artist. Yaşlı Cazibe. İstanbul seni acil bekler, Yahşi Cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi Cazibe. İstanbul seni acil bekler, Yahşi Cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Ya ne zahmet ettin be bacan? Ben de kalkıp şey yapardıydım da. Hani baktım sen kendine de dolduracaksın diye o yüzden şey yapmadım yani. Önemli değil Barış, benim sekanım doludur. Niş olsun. Hay valla, çok acayip adamsın ha. Senin de şu elin birin ne kadar yatkınmış mutfak yemek işlerine. Diyorum şimdi, ara sıra ben yapayım şu kahvaltıları, yemekleri falan diyorum da... ...bakıyorum şimdi çok keyif alıyorsun sen. Dedim o yüzden, hiç karışıp çocuğun böyle keyfini meyfini bozmayayım şeysi yaptım ya. Yani. Ay. Ya sen o tereyağını, reçeli falan ekmeğinizde ne acayip sürüyorsun öyle ya. Çok ay vay vay vay. Sen olsun Barış. Ben özümü tasasından sürterim. Hayır. Şey yapayım o zaman ya. Alayım. Ne bakıyor şimdi böyle tuhaf tuhaf bu ya? Ulan akşam yoksa defteri okuduğumuzu gördü mü? Uyumadı mı? Akşam da sofradan aç kalktık ama hala bir gram ilerleme yok yani. Hiçbir kilo verememişiz. Çıkmıyor. Mecburen gene bantlayacağız. Ne oldu? Ne öyle? Takım afralar tafralar. Hiç. Ne gülüyorsun? Gülmürem. Yani gülmem için bir sebep var. Yoksa akşam böyle gülmeli bir şey olurdu. Yok canım, ne sebep olacak, ne gülmeli bir şey olacak. Allah be, aslanlar gibi yattım, uyudum. Deliksiz bir şekilde. Oh, misler gibi yani. Yani bir şey olmadı yani. Şu bantı alayım, ben gidiyorum. Bak. Ben yolda takarım. Hadi eyvallah. Kahvaltı? Kahvaltıyı artık ben Barış'ta yapayım ya. Yani hep o geliyor buraya. Bir kere de ben gideyim. Hadi eyvallah. Yaşı yolda özüne dikkat ele de böyle organ mafyası seni açırtıp elemez. Ha, elemez. Görürsem söylerim. Hadi eyvallah. Organ mafyası mı? He, bir defa daha. Benim böyle özel defterlerimi kurcalayarsan seni ben daha pis zarafatlar eleyeceğim Kemal. Güzel. Ben de böyle senin bu abuk sabuk şakaların sonucunda dul kaldığını görünce suratının aldığı şekli merak ediyorum. Ha 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 hi 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 ho ho ho. Bak bu sefer ben güldüm senden önce. Tip. Ya,
Baycancığım be, şu kapıya bir bakıver de şimdi taze ekmek mi ne getirdiydi kapıcı falan da. Baycan! Kemal Bey. Kemal Bey. Ne işin var lan senin burada? Şimdi ben... Ben şimdi sabah böyle kahvaltı şeysine... Bakkal şeysine gidiyor duydumdu. Sen birden Baycan'la böyle bir karşılaşınca... Kaybolmuymuş mu, neymiş? Koca İstanbul böyle, koskoca İstanbul. Ben bunu şimdi böyle görünce sokak şeysinde... Gel dedim kahvaltı şeysine evde şey yapalım diye. O kadar yani dibi lan Baycan. Nedir öyle? Oh, Allah muhabbetinizi artırsın. Madem böyle bir hizmetin var, sokakta bir sürü aç insan var kardeşim. Toplayayım da getireyim yani. Şimdi benim bu Baycan'la bir tanışıklığım var ya, o açıdan yani başka yoksa hiçbir şeyden değil ki. Ben o açıdan şey yaptım canım, kahvaltısını ezecek, gidecekti. Değil mi lan Baycan? Helal helal. Hadi sus. Baycan Bey, buyurun ekmeğinizi getirdim. Bu arada gün içi değil ki, bir aydan beri bu evde iki kişi kalıyorlar. Su parasını ona göre taksim edeceğim. Söyleyeyim dedim. Sıram etti. Tamam, sağ ol. Manyak ya bu yönetici manyak delirmiş mi neymiş artık. Şimdi bu böyle gözleri böyle acayip yakın birbirine yönetici tamam. Otomatik olarak şaşı oluyor böyle o şey olunca. İşte o yüzden de beni zannediyorum iki tane şey yapıyor görüyor. İki tane görünce de böyle gözler şey oldu işte. Ne manyak artık iki kişilik su parası şeysini o yüzden şey yapıyor Kemal'im. Yoksa ne olacak başka ya? Manyaklaşmış böyle. Baycan kardeş sen yöneticiye söyle. Gene bu evden bir kişilik su parası alsın. Çünkü Barış diye birisi yok. En azından benim için yok artık. Kemal, abim. Kemal! Hayır. Barış, bu Kemal değil beni. Niye sevmedi? Bir dur be! Hoş geldiniz. Canım benim hoş bulduk. Ay nereye otursam ben şuraya mı otursam? Seni nasıl merak ettik? Cuaze ne yapıyordur tek başına? Bir şeye ihtiyacı var mı falan dedik gelelim bakalım. Değil mi? Ay salonda yok içeride herhalde. Bana bak çaktırma. Ay Cuaze bana bak canım ya şu güzelliğe bakar mısın? Bak bakışlara bak ya kurban olurum yarabbim yaradana. Şey canım benim asıl gelme sebebimiz bizim şu. Ben işte çay latte, kafe latte, frappuccino falan derken çok sıvı almış. Tam da buradan geçiyoruz. Ay güzel bir ah dedim. Ah küçük idrarıma sıkıştım. Ay Allah'ım. Ay küçük idrarım dedim. Ay dedim çok fena sıkıştım dedim. Tam o sırada da böyle hafşa dedim. Ah yarısı kaçtı. Şimdi yani bari gitmesem lavaboya buraya şöyle şey. Yok kaçma geç. Ay bakın Paris'te bir çişe tutarım ben. O zaman gideyim ben. Ah, hadi git. Ah kaçtı yarısı çıktı. Ah küçük abdestimi. Ah. Ay çok güldürüyor bu kız benim Allah. Ömrüm uzuyor yanında. Cozicim, daha ne var ne yok? Daha yaşlılık var, börek var, yersen. Yok canım, yok istemem. Sizin şu dilinize ben bayılıyorum. Mayaların takvimine böyle oldum olası dillerine falan hep ilgim vardır. Hep böyle taktiklerini falan yaparım. Mayaları. He? Vibrat seni yapıyorum. Hayırdır Ziver Bey, kolay gelsin. Eski kötü analarınızı mı temizlemeye çalışıyorsunuz koltukta? Kemal Bey, bu ahki kohumu harcayacak değilim sizin demoda esprilerinize. Tabii anlıyorum. Yani siz de böyle kıskanıyorsunuz. Çünkü Hulusi babam hiçbir zaman size böyle bir masaj koltuğu hediye etmedi. Hulusi Bey mi hediye etti bu koltuğu size? Evet, bizzat kendisi, Drakman kendisi hediye etti. Dedi ki yavrum dedi, bak yavrum diyor, dikkat edersin. Al dedi, başarılı çalışmalarının sonucunda dedi, bu koltuğu dedi, al götür kusum görmesin dedi. Sana dedi, hediye ediyor dedi. Direkt bana dedi, bak hepsini bana söyledi.
Öyle dedi diyorsun yani. Yarına biz de bineriz ha, izin verirsen. Binersin, at çünkü bu. Bineceksin tabii ki. Bineceksin, akil kukuku ne diyor ya. Sakın dedi, Kemal'li beye dedi, verme dedi. Masaj koltuğuna dedi, kendisi binmesin dedi. Al koltuğunu başına çal be, manyak herif. Tak fişi dedi, bitir işi dedi, koltuk sallanıyor dedi. Akil kukuku. Ay kızım, kokla, kokla. Hemen bulmamız lazım o günü. Evet, hemen bir varoş kızı gibi düşünmeliyim. Yastığın altına. Vallahi buldum, hemen buldum. Çok kolay oldu. Hemen boş günlükle değiştirelim. Vallahi. Pars, gel buraya. Gel kızım, gel. Şimdi hemen bulduk, şüphelenmesinler. Tuvaletteymiş gibi yapalım. Şıkır 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 şıkır. Bitti. Tuvalete gittim zannediyor. Simge Hanım, o kadar bile sıkıntınız var ise ben size sinameke kaynadım. Ha? Ha canım benim, yani şimdi birazcık şey olmuş, bir tövbe estağfurullah. Ben ayaklarımı terliksiz yere mermere taşa basmışım. Ondan dolayı biraz yana yana oldu ama yani şimdi iyiyiz. Hadi biz gidelim hadi. Hadi bakalım, bir sürü işimiz var. Canım benim, canım cazım. Tut pelerinimi, arkadan hadi. Gel. Arkadan gel, gelin, gelin şey gibi. Canım benim, öptüm, öptüm, öptüm. Görüşürüz Ceze. Dur. Sizin dilinizde nasıl deniyordu? Hah, buldum. Aloha! 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 Oh Allah'ım, sen bu kızı bele sarı kara Fatma ağıllı görürsün diye yaratıpsan. He? Gülmeyse sen bele gülemezsen. Gülsen olmaz, gülmesen hiç olmaz. Ben bunu gündeliğime yazayım. Yok, akşama yazarım, indi pirinç ıslat. Buyurun Barış Bey, ne vardı? Ya şimdi Kemal'im, ben... Yanlış geldiniz herhalde. Ben Kemal'im diye birisini tanımıyorum. Ben sizin müdürünüzüm, buyurun. Kemal Bey. Kemal Bey diyor. İsterseniz hiçbir şey demeyin. Bana sadece müdür bey deyin. İmzalanacak bir şeyleriniz varsa verin, imzalayayım. Buyurun. Şimdi müdür bey... yani... ya Kemal'im yapma ya. Şimdi müdür bey... yani yapmayın, gözünü seveyim müdür beyciğim. Yani... ya abiciğim ben şimdi müdür bey falan benim ağzıma şey yapmıyor ki hiç. Ben alışmışım Kemal'im demeye Kemal'im ya. Alışırsınız Barış Bey. Müdür bey demeye de alışırsınız. Evinizdeki arkadaşınıza baycanım demeye de alışırsınız. Her şeye alışırsınız. Buyurun. Ya abiciğim, vallahi kötü bir niyetim yoktu benim ya. Adam evde evsiz kalmış, dışarıda ev arıyordu. Ben de kirayı ödemekte zorlanıyordum. Ne yapayım abiciğim? Lan satıcı pepenek. Sen ne satıcı bir adamsın ya? O adam var ya o adam. En yakın arkadaşının karısının eski nişanlısı lan. İyi de abiciğim, sen de Cazibe yengeyle gerçekten evli değilsin ki. Çakma karın senin. Çak konuşma lan, ne çakması be? En azından seninle olan arkadaşımdan daha sağcı bir evlilik yaşıyorum. Geldim. Ne yapıyorsun Fakriye ya? İki saattir kapıyı çalıyorum, açmıyorsun. Apartmanın içinde öküz gibi bağırtırıyorsun beni. Öküz gibi. Hayatım, dizinin en heyecanlı yerindeyim, bir dakika sus. Fakriye sen gerçekten kafadan kontaksın ya. Evet. Bu dizinin tekrarı, bu diziye heyecanlandın sen zaten. Tekrarında bir daha heyecanlanıyorsun ya. Hayatım, bir insanın senin gibi... konuşan bir kocası olursa tabii ki heyecanlanmaz yani. Tamam tamam Fakri, fazla şey yapma. Seninle uğraşamam. Şu an çok mutluyum, çok keyifliyim. Çünkü savcılıktan aldığım şu arama emri sayesinde keyfim ziyadesiyle yerinde. Hoppa, rumpa çat çat, twist twist. Anı. Sıkın sıkın, sıkın sıkın. Tamam abicim ya. Hata yaptım, özür dilerim. Hata yaptım ama hallettim yani. Gittim Baycan'la konuştum, ona başka bir yer ayarladık. Ayrıca o bir senelik aldığım peşini de geri verdim Kemal. Geç kaldın kardeşim. Onu arkandan iş çevirmeden önce yapacaktım. Ya neyse, bunları konuşmayalım. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa lütfen dışarı çıkın, işim var çünkü. Çıkmıyorum abiciğim. Çıkmıyorum, beni affedene kadar çıkmıyorum. Burada duruyorum işte. Siz bilirsiniz, oturmak istiyorsanız oturun. Ben zaten çağırırım güvenliği, sizi döve döve dışarı attım.
Yok yok. Sen hiç çağırdın mı abicim? Ben kendi kendimi döverim. Buyur. Ne yapıyorsun lan manyak? Ben bunu hak ettim Kemal, ben bunu hak ettim. En yakın arkadaşımın arkasından iş çevirdim. Bu bana müstahak. Buyur. Gerizekalı. Herkes bize bakıyor. Manyak manyak hareketler yapma. Dikkat çekme. Baksınlar abicim, baksınlar. Ne yapayım? Müstahak bana bu, müstahak. Bak şimdi, geliyor. Döversen döve. Bana ne be? Allah Allah. Dur, bana ne? Dur. Ulan çok da sert vuruyorum şu an. Tamam lan, tamam. Pepelek taydırdı orada. Tamam, tamam. Affettim, tamam. Affettim. Otur, otur. Bakıyor herkes. Harun bak. Tamam, tamam. Samimi olma, samimi olma, samimi olma. Ne güzel ne? Dön! Yalnız bana bak. Gönderdin değil mi öyle bu evden? Gönderdim, gönderdim. Hayır. Yemin et. Hayır. He? Hayır, hayır, hayır. Hayır, ben senin. Ne diyorsun lan? Hayır, hayır, gönderdim. Oğlum işte yemin ettiğini ediyorum. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bak şöyle yemin edeceksin. Eğer ben o Baycan'ı evden göndermediysem... bundan sonra dünyadaki hiçbir kız benim suratıma bakmasın da et. Ya şimdi biraz ağır olmadın mı abicim ya? Yalancı şerefsiz. Biliyordum senin yalan söylediğini zaten. Yok abicim. Göndermedim ama vallahi billahi göndereceğim Kemal. Yemin ediyorum göndereceğim. Çık git lan şuradan. Çık git, çık git. Kemal ağzını burnunu kırarım bak. Yemin ediyorum kırarım. Dalıyorum şu an. Al, sen çıkarım. Zahmet etme. Ben senin ağzını burnunu kırarım. Senden korkuyorum Simsim Bazena. Kızım nasıl kaptın günlüğü ya? İnanamıyorum. Ya kızım benim adım Simge ya, Simge. Benden kaçar mı? Ya çok güzel aldım da günlüğü. Ya bu günlüğün kilidi var ya. Çilingir lazım bunu açmak için. Ay tamam, Kaya Çilingir'i onu arayayım. Dur gelir hemen. Ne alaka? Çilingir istedin. Ay sen nasıl bir insansın ya? Tebet lazım olsa Tarkan Tebet oğlumu çağıracağız. Hayret bir şey ya. Ay bana bak. Çatalla mı denesek acaba? Bak benim tırnaklarım bozmasın. Sen şu çatalla kilidi kurcala bakayım. Ay ben ne anlarım kilitten, anahtardan. Yani böyle kendi anahtarımı sokup çeviremiyorum ben. Evde hizmetçi olmasa sokaktayım. Bir de bana çatal veriyor. İnşallah kırmam. Olaş, olaş, olaş. Ay, ay, ay amor. Tutkuların sultanı. Mimiklerin bir tanesi tutkunazın çatalı görüntü. Ya nerede bizim tesisatçı Salih abinin, muslukçu Salih abinin çatalı? Nerede benim gönlümün tesisatçısının çatalı? Canım laf edem, Erdoğan benim. No, 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 benim. Niye beni çağırmıyorsunuz arkadaşlar? Bunlar erkek işi. Bir elin nesi var? Kafenizin Erdo'su var. Ben puleli adımlarımla gol yollarını açarım icabında. Fişko. Kafandan bir toka versene, bir filmde görmüştüm, öyle açıyordu. Güzel. Bak, bak, bak. Cingöz zekası çalıştı gene. Bu ne demek? Görevimiz tehlike. Allah'ım yarabbim, yumurtaya can veren yarabbim. Ya sen ne biçim bir insan oldun çıktın ya? Bu Erdo'yla takıla takıla sen de salaklaştın ya. Bu ne ya, bu ne ya? Toka istedim, tel toka istedim senden. Ama sarı fırtınam yani, öyle söyleme ya. Gidiş yolu doğru, en azından bir yarım puan falan vermen lazım. Toka dedin, toka verdi kızcağız. Sen de haklısın. Gel canım benim, vallahi billahi bak. Gel bak, suratımın üzerine bak. Al yanak ya, al yanak Necati. Gel, gel. Bak şimdi. Sen şimdi bu tokayı taktık ya, bütün gün böyle servis yapacaksın. Allah seni korkmasın, her lafımızda versen. Olma yüzüme, olma. Ya Giray, bir de denemek istiyoruz abicim şu koltuğu ya. Allah Allah. Ya kardeşim, ne kadar çok koltuk meraklısı varmış bu ofiste de ya. Allah Allah ya. Allah muhabbetinizi arttırsın Ziver Bey. Yalnız bu hızla gideceğiniz yere yetişemezsiniz. Bence şu programı bir ayarlayalım. Evet, evet. Hadi rastgele. Kamer, dön ya. Bir dakika ya. Bir dakika. Bak, Allah'ın sopası yok. Adamı böyle çarparlar işte.
Süper dike balık çak çak. Yeşime döndü koltuğumda. Açta kızım. Yeter Simsim ya, yeter. Harap ettin kendini. Açamıyoruz işte, açılmıyor şu günlük. Saçmalama tutuşkom. Ben alışveriş krizi tutmuşken gecenin bir yarısı mağazaların kilidini açtırmış kadınım. Şun çocuk kilidi açtırtmıyor dedirtmem ben, anladın mı kendimi? Açacağım ben bunu, açacağım. Erdoğan! Bana bak, gel buraya, bir şey isteyeceğim senden. Biliyordum, biliyordum bu güzel günün geleceğini biliyordum ha. Şükürler olsun. Evet, hazırım abi. İşi bıraktım, hadi gidelim. Gerizekalı mısın, nesin? Git bana maymuncuk getir. Maymuncuk mu? Maymuncuk istiyorsun yani. Ayıcık, maymuncuk, hep bunları benden iste zaten ya. Bir kere de soruldu mu bana? Benim de ihtiyacım var. Ben de istiyorum. Bir kere de bana soruldu mu? Diriltmeyin beni. Yani çocuk bu sefer kesinlikle haklı. Ya olacak şey değil. Yani resmen çocuk patronuna karşı mağdur durumda kalacak. Tabii ki Paris'i hayvandan saymıyoruz. O küçük bir kız çocuğu. Ama biliyorsun kafeye hayvan alınmıyor. Nereden bulup maymuncuk getirecek çocuk yani? Ay tutuşko, maymuncuk derken ben maymuncuk açısından... Ay yok, ay yok, anlatamayacağım. Takatım kalmadı. Vallahi takatım kalmadı. Halim kalmadı. Sana maymuncuk nedir anlatamayacağım yani ya. Hayret bir şey. Ya benim Cazibe'nin günlüğünü okumam lazım. Cazibe'nin günlüğü bu ya. Okumam lazım. İyi tamam, kilidi açalım. Hemen okuyacaksın. Ne bu asabiyet, ne bu asabiyet. ...30 gram verdim, hala çıkmıyor, oynamıyor bile. Dimer'e daha çok vermen lazımdı. Dimer'e daha çok vermen lazımdı. Allah Allah, diyet uzmanına bak be. Akıl veriyor bir de. Ha tabii, akıl vereceğine. Biraz aklın olsaydı, aklın çalışsaydı... ...bana böyle kapris yapmazdın. Yüzüğü tak, yüzüğü tak, yüzüğü tak diye. Bak, başımıza iş aldık işte ya. Of, tabii. Senin aklın devamlı şeye çalışıyor. Ben gecenin üçünde Kemal'e nasıl eşek şakası yaparım da... ...kalpten götürürüm, onu düşünüyorsun devamlı. Kemal. Bele danışmaya çabukluk elemeye devam edersen, ben de organ mafyası bacağını çağırtacağım. Bele senin dilini kessin. Aman aman, ömür boyu parmağında böyle yara bantıyla dolaşacak olan sensin sanki. Ağzını başına yedirsen dolaşmaz sonra dalmazsın ha? Abi dadadı, ne diyorsun be? Değirem ki kapı. Değirem ki, ben de aç o zaman. Hemşe ben aç. Hemşe hemşe, yaymışsın kendini. Gelin çocuklar, gelin. Gel yavrum, İdris, Harun gelin. Merhaba çakma komşular. Durun burada, dur. Biraz böyle gel. Bahse yapma, tamam dur orada. Gel gel, bak. Apartmanımızın manyağı da geldi. Buyurun Ejder Bey, niye rahatsız ettiniz? Bak, gördün mü Kemal? Allah söyletti. Manyak olduğunuzu mu? Hayır efendim, rahatsız ettiğimizi. Bu sefer gerçekten seni rahatsız edeceğim Kemal. Öyle böyle değil. Oh, hemşe eledir Ejder Bey. Bunu söyledi anlaşılmıyor. Yani uğraşmayın, ben hiç anlamıyorum. Nerede bilmiyorum ama bu sefer gerçekten çok büyük rahatsızlık vereceğim Kemal. Niye geldim biliyor musun? Niye? Okey oynayacağız arkadaşlarla. Dördüncü lazım, seni düşündük. Nasıl istiyor? Harun. Şaka yap, şaka. Böyle şeyler yapar mıyız biz? Ben görev başındayım. Dedi, eyvah. Bunlar Cazibe yengenin günlüğü mü aşırmışlar? Bana bak. Bana bak, ben bu günlüğü okumazsam sinirimden duracağım, diyeceğim, ağlayacağım ya. Bana bak, kalk benden çilingir aramaya gel, gelir misin? Gelirim, iyi tamam hadi. Eyvah! Eğer Simge Cazibe yengenin günlüğü okursa... ...Kemal'im hapı yuttu, hayatı kayar. Benim bir şey yapıp o günlüğü almam lazım. Evet evet, o günlüğü kesin almam lazım, benim can dostum Kemal ya. Kalk, kalk, kalk çilingir bulmaya gidiyorum. Nereden bulacaksak çilingir, hiç anlamadım bana ya. Bana bak, bana bak, Erol büyük koç gibiyim, bak pelerinime, bak. Elvis Presley, dur geliyorum. Yapıyorsun gene. Ben kesin o günlüğü kapar kaçarım, hiç alayım. Bak Kemal, şu kağıdı görüyor musun? Bu... ...benim için güzel şeylerin başlangıcı, sizin için ise kötü olayların başlangıcı bu kağıt. Al oku, al. Toplam borç 1850 lira. Son ödeme tarihi, asgari iptal. Ejder Bey, kredi kartı ödemenizi bize mi dayamayı düşünüyorsunuz? Hayırdır? Kredi kartımı... Ya Rabbi, ya Rabbi! Yanlış, yanlış kağıt. Bir dakika, bir dakika. Tamam, fazla şey yapma, al bunu oku. Al bu. Bu nedir ki? Bu nedir ki?
Bilmiyor ya, bu ne dedi ki diyor. Ne gülüyorsun ya, toparlasana, komiserin karşısındasın, kendine gel. Bu ne dedi ki, anlatayım. Bu savcılıktan aldığım arama emri, günlüğü alabilmek için. Hatta dedi ki savcı, tembihledi özellikle, taslak halinde bir tane günlük varsa onu da al dedi. Hadi bakalım. Kazibe, bana o günlükte evliliğimizi tehlikeye sokacak şeylerin olmadığını söyle. Elbette ki var Kemal, niye olmasın? Tamam tamam, kendi aranıza fazla şey yapmayın. Bak, o günlüğü son kez söylüyorum, kendi rızanla buraya getir... ...ya da olay yeri arama inceleme ekiplerini çağırırım, burayının altını üstüne getirirler. Hadi canım, çabuk. Kemal, şimdi ne diyecek? Ne diyecek? Allah Allah, tip gidip getireceksin işte. Ne yapalım? Nasıl olsa adam alacak, hiç olmasa iyi halden falan yırtarız belki. Şu vakti. Ben gidip. Ay Tüt, nerede bu çilingirci ya? Ya tamam, panik yapma. Bak vallahi billahi görmüştüm. Şöyle kocaman şey yazıyordu. Ha. Çilingir sofrası. Al, sana gel, 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 gel. Seni kahretmesin. Hadi oğlum Barış. Kardeşin Kemal'i kurtarmak için o günlüğü mutlaka yürütmen lazım. Of. Ver, 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 ver. Ha, bu kilitli bu. Anahtarı nerede bunun? He, açarı itipti. Ne diyor be ya? Açarı itip diyor. Efendim, anahtarını kaybettim, bulamıyorum şu anda diyor da. Allah Allah, nasıl kayboldu bunun anahtarı? Vallahi bilmiyorum, hara koydum mu hep türe deli hatırlayıp bilmiyorum. Efendim, ev bu yani, normal böyle şeyler olur. Bence siz o defteri bize bırakın, anahtarı bulunca size teslim ederiz. Yok yok Kemal, gerek yok. Bana başka çare bırakmıyorsunuz Kemal. Ne yapıyorsunuz ya? Bizi öldürmeyin. Ya ne öldüreceğim seni, manyak mısın ya? Kilidi açacağım, bir ateş edeceğim, açılacak. Bak şimdi. Ejder Bey, hasta mısınız? Küçücük kilidi ateş edilir mi? Ha, doğru söylüyorsun Kemal, doğru söylüyorsun. Tamam. Boşta ya, korkma. Nasıl zıpladı gördün mü? Gülme ya, ne gülüyorsun? Kendine gel, toparlan. Polisin sen. Teşkilat, hadi bakayım. O zaman patlayıcı kullanalım. Patlayıcı. Tünyeyle patlatalım. Şöyle bakalım Kemal, kırmızı mı mavi mi? Kablo mu? Yok Kemal, hap. Herhalde ki kablo Kemal ya. Bana 10 sene sonra metrik şakası yaptırdın ya. O düzenci bir adam vardı, hani kurşunlardan kaçıyordu ya çocuk. Sen seçildin diyor, tavşan var diyor. Ne gülüyorsun ya? Toparlasana, ben senin başkomiserim. Toparlasana yanımda ya. Bunlarla uğraşıp teşkilatımı toparlayayım, anlamadım. Kendine gel, sen de gülüm oğlum. Senin de güldüğünü gördüm. Evet. Ay Murphy's kovalasın seni. Hadi ver şu anahtarı, adam evi havaya uçuracak, delirdi. Açar. Bu onu açar diyor, o anlamda ya. Ha, o anlamda söylüyor, açar diyor. Aslında anahtar diyor ya. Bilmiyor konuşmayı. Tamam, çok güzel. Boşu boşuna C4 kullanmamış olduk. C4 mü? Korktu. Hadi bakalım. Bir dakika ya, neyin peşindesiniz? Bu bunu açmıyor. Yalanda dolandasın ya. Cazibe, ver şu anahtarı, açsın adam ya. Kemal, açar, doğru açardı. He, doğru açarmış. Doğru açar, açmıyor ama. Açmıyor. Oğlum yan keskiyi ver cebinden bana, yan keskiyi ver. Aferin. Abi, yan bastık işte. Haydi bakalım oğlum, sana güveniyorum. Sağ ol komiserim. Ya gülme be. En ufak şey tufayı düşüyorsun. Konuşsun o pense ya, yan keski. Cazibe, artık Bakü'den bana hapishaneye mektup yazarsın, buraya kadarmış. Kemal, ele hapishaneden çıkan da Bakü'ye gelersen... ...Serhat'ın öbür tarafında seni gözleyeceğim. Benim elimden kurtulur mu, açtım işte. Ya Rabbi, ya Rabbi, gözlerime inanamıyorum. Efendim, açıklayabilirim. He, açıklayabilirim. Ya neyi açıklayacaksın Kemal, neyi açıklayacaksın? Benimle dalga mı geçiyorsunuz Cazibe? Bu defter bomboş. Utanmıyorsun değil mi Cazibe? Beni polis teşkilatının karşısında benim gibi bir başkomiseri kandırmaya utanmıyorsun değil mi? Yazıklar olsun size. Bu defter boş ya. Bir dakika, nasıl ya? Boş derken yani? Ya boş derken bomboş işte Kemal. Boş derken bomboş. Yani satır yazı yok. Tembel bir öğrencinin ödev defteri gibi. Veresiye satmayan bir bakanın veresiye defteri kadar bomboş ya. Bomboş bu defter ya. Beni burada, ben insanların suratına nasıl bakacağım şimdi ya?
söylemiştim çocuklara. Siz de biliyorsunuz, bütün polis teşkilatı şu an kapının önünde. Ellerine pasta, terfi alacağım demiştim ya. Terfi alacağım dedim. Ya kendinizi salmayın, yıkılmayın yani. Lütfen, yakışmıyor. Ejder bedele pis olmuyor. Yeni bu sefer bizi ele kek geçirebilemediniz ama bir dahaki sefere belki... Diyorsun be. Ay bilmiyorum, yazın. Ya Rabbi, ben insanların suratına nasıl bakacağım? Nasıl bakacağım ya Rabbi? Ciğerlerim yanıyor. Kemal, su getirin oğlum. Ciğerlerim yanıyor. Zor durumdayım. Bileklerim oğlum. Gülmeden oğlum. Bileklerim oğlum. Ah, gidiyorum ben. Beni 7 kere yıkayayım, 1 deliye tıkayayım. Of, şeyini de sen ol, şeyini de sen ol. Of, ya öbür bileğini. Şurayı da sen ol yavrum. Oramı da ol. Onu olma. Ah, evet. Ay. Oh, vallahi billahi adam bizi yakalayamadı diye şurada durduk yerde yıkıldı ya. Yıkıldı adam. Kemal, ele deme. Yazık, ne edersin? O da vazifesini eleyir. Ne vazifesi ya? Allah, yerim ben onun vazifesini. Öyle yazık mazık yok. Benim yuvamı yıkmaya çalışan adamın ben var ya, alnını böyle karışlar. Ne? Ne işte, duydun. Yuvamı yıkmaya çalışan adamın diyorum, alnını karışlarım. Yuvamı değirsen. Yo, öyle diyorum yani. Şımarma hemen, şımarma. O organ mafyası şakan da hala aklımda, onu da söyleyeyim yani. Ama Allah için aynı günlüğün bomboşunu böyle ayarlayıp koymak muhteşem bir fikir. He, bence de böyle çok yaşlı fikirdi. Sen hangi vakit böyle gittin de boşu bıraktın, doluyu aldın, he? Ben niye değiştireyim kızım? Ben niye öyle bir şey yapayım? Ben yapmadım ki. Sen yapmadın mı? Yo, mende de böyle boşumdan yoktu ki. Nereden çıktı o zaman bu boş günlük? Vallahi bilmiyorum Kemal. Başa düşmedim. O zaman zurnanın zırt dediği o soruyu soracak olursak... ...gerçek günlük nerede? Hayır! Olabilmez! Ne olabilmez kız? Bugün Singe ile böyle tutkunas bura gelipti. Böyle Singe ay şor küçük idrar deyip hamama gitti. Ay. Haşırttı da Blackboard. Şimdi yandık işte, günlük Simge'de. Bittik. Vallahi billahi bittik. Ya daha doğrusu ben bittim. Yani Ejder yakalasaydı hiç olmazsa derdim ki yani Amerika'ya gittim geldim. O arada da hapiste yatar çıkardım ama eğer bunu okudularsa ilk önce Simge, ondan sonra da Hulusi ve beni öldürür, bitirirler beni. Ay anneciğim, Simge geldi. Eşhedü en la ilahe illallah. Kemal sakin ol. Bence bile eşitmemiş kimi. Eliyek o böyle vurup geçsin, ha? Geçsin. Ha tabii ya, geçsin. Sen deli misin kızım ya? Bugüne kadar Simge kapıyı çaldı da girmediği bir bölüm oldu mu? Bir düşün. Dur, fikirleşirem. Good morning bebeciğim. Selam çocuğu. Efendim, hoş geldiniz. Selam Cazibe. Olmadı. He, olmadı. O zaman ya bittik. Ya şu vakti bak açak. O zaman şu anda bir mucize gerçekleşmezse bu kapıyı seninle birlikte son açışımız olacak Cazibe. Elveda Kemal. Gel. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Benim Barış. Ne işin var lan senin burada? Ha? Lavuk, seni eve almayacağımı bildiğin halde kılık değiştirip eve girmek mi istiyorsun? Terbiyesiz adam. Ayıp ediyorsun ama Kemal. Ne ayıp ediyorum lan? Baycan'ı eve alırken düşünecektin, artist. Ne? Baycan'ı eve alanda mı? Ne? Kızım anlatırız sonra. Allah Allah, sen de hemen yeni gelin gibi Baycan'ı duyunca atlıyorsun. Bir dur. Hadi lan, şişt, naş, hadi naş. İyi tamam, o zaman ben şey yapayım gideyim, bunları da şöyle koyuvereyim. Ya belki hani lazım falan olur diye şey yaptım. Çık abi, hadi durma evde, hadi. Çık, bas git. Hadi abi, güle güle, hadi bas git.
Adam hasretme, tipe bak ya. Tip! Bunlar nedir böyle? Bunlar nedir böyle? Ne bileyim ben? Lan bu Simge'nin çantası değil mi ya? Bu da Tutin'in. Hayda. Gündelim. Gündük, gündük. Kurtulduk. Yine de açılmayıptı. Mucize oldu. Yaşı bes, bunların böyle Barış'ta ne işi var? Barış'ta ne işi var? Otur. Tabii. Barış'ta ne işi var ben sana anlatayım. Ben olayı çözdüm. Nece? Barış, amip hisleri sayesinde Simge'nin defteri ele geçirdiğini anladı. Ha. Ondan sonra kurnazca bir plan yapıp kapkaççı kılığına girdi ve... gitti, defteri kaptı kaçtı. Yani senin için kaç kapçı olupdu, he? Belki de yakalansaydı linç edilebilirdi. Ama benim için... Vay be! Gitti kaptı o defteri be. Ve sen onu evinden böyle kovmuşsan Kemal. Ama ne yapayım? Hayatım haklıyım. Baycan'ı eve almış. Kemal! Kömeğe ihtiyacı olan birine kömeği eledi diye Barış'a hislenmişsen. Hayır. Benim karımın eski nişanlısına evini açtığı için hislendi. Sana çok ayıp olsun Kemal. O senin dostunudu. Baycan benim nereden dostum ya? Ne diyorsun sen ya? Ay Kemal, Baycan'ı demirem. Ben Barış'ı değirem. O senin dostunudu. Senin böyle hayatını hilas etmek için özünü tehlikeye atıptı. Kaç kapçı olupdu. Kaç git görüm. Kaç git git böyle gelbini kazanmaya. Kaç git! Ne kaç git, kaç git? Allah Allah! Karl Lewis miyim ben? Nasıl yetişeyim adama? Gitmiştir ya. Kaç git, gelbini kazanmaya git. Ben nereden yetişeyim ona ya? Basmış gitmiştir o ya, deli gibi. Yo, Kemal'im, ben gitmedim, buradayım. Ay canım benim ya. Kardeşim, gel. Ya gel! Canım benim ya, geç, geç, gel. Otur, otur. Ben tam gidiyor duydum da gidememişim. İşte şey, tam şey böyle kalmışım orada. Ama neyse ben şey yapayım ya, ben gideyim. Sen zaten beni kovdun ya. Şey aa, Barış. Yok gideyim abi. Barış. Barış otur, ağzını burnunu kırarım. Ya şimdi ne yapsaydım abiciğim ya, ne yapsaydım? Şimdi şu günlüğü böyle Simge yenge görüp bulsaydı da okusaydı... sen sonra Cazibe yengeyle ayrılmak zorunda kalacaktın. Ondan sonra ben düşbereleri falan nasıl yiyecektim ya? Ha sadece düşbere için mi yaptın bunu? Yok lan, şaka şeyti. Düşman için olur mu ya? Ya Kemal'im, şu dünyada benim senden başka kimim var bu abiciğim? Bir de Baycan dışında, değil mi? He, bir de var değil mi? Ne yaptın? Yolladın mı lavu? Ne yaptın? Beyneri başka operatöre mi geçirdin? Çekmiyorsun gene. Kemal yazıktı. Yok yenge, yok. Ben zaten gelirken şey yaptım. Baycan için bir ev baktım. Baycan'ı biz o eve taşıyacağız. Bana ne kardeşim, nereye taşırsan taşı. Taşı da. Ya zaten şimdi hani buraya da gelmesi gitmesi kolay olur. Yakın diye böyle dizeye yak hemen böyle şifi. Ne? Benim abiciğim adamı şimdi gidip şeye mi, Adapazarı'na falan mı taşıyacaktık yani, ne yapalım? Ya Barış, hasta mısın oğlum sen? Yok. O zaman ben gideyim, Baycan'dan konuşayım, meseleyi halledeyim. İyi tamam, o zaman Cazibe yenge görüşürüz. Görüşürüz. Kemal'im görüşürüz. Gidiyorum ha. Vallahi gittim bak. Kalktım gidiyorum. Kaptım kaçtım. Yani amip mamip ama seviyorum. Gene de arkadaşım yani sonuçta. Ne yapayım? Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz yani. İyi ama şu günlük olayını hallettik ya, çok rahatladım. Bir tek şu kaldı. Ben şimdi içeriye gideyim, biraz bunu sabunlayayım. Sonra bir kez daha deneyelim, tamam mı? Yaşşı. Kemal abin nerede?
böyle alıp kaçtılar. Aa, nereden bildin? Bilirim çünkü kaç kapçılar tutulupdu. Polisler de böyle Kemal abimin kartını tapıp bura zengelediler. Çantaları da bura getirdiler. Aa, Tutin'in çantası da buradaymış. Neyse boş ver onu. Bir saniye. Saçma şam. Parfümüm. Törpüm. Şey yok. Ne yok? Aa, şey ya. Ha, yoksa böyle pul kişinizi alıp kaçtılar ha? Yok, pul kisimi değil de şey, adres defterim yokmuş ama olsun, büyük değil. Yaş artık, yani o kadar da olsun, adres defteri de geçsin. Öyle değil. Ha, tabii ne olacak? Başlayacağım şimdi. Yüzüğüne de aşkına da ızdırapına da çıkmıyor kardeşim. Ölene kadar seninim.